Sormazsan da unuttum seni sanma. Dünya bir yana, sen bir yana. Aşık ettin beni kendine, sonra da terk ettin gizlice. Aradım seni her yerde, hiç kimselere soramadım. Bekledim dön diye, dönmedin bile bile. Bile bile sevdiğimi korkumdan gelmedin. Arayıp sormasan da unuttum seni sanma sakın. Dünya bir yana, sen bir yana. Böyle bırakılmaz ki. Unuturum sanmıştım güzeli, gözüm yollarda kaldı. Haberin gelir bana, duyarım nasıl olsa. Bilirim kimler nesin, ne yaptın neler ettin. Aklım fikrim hep sende, sevsen de sevmesen de. Seni hiç aldatmadım, aldatmayı hiç sevmem. Ele güne karşı yapayalnız, böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin insafsız, böyle bırakılmaz ki. Unuturum sanmıştım güzelim, gözüm yollarda kaldı. Ele güne karşı yapayalnız, böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin insafsız, böyle bırakılmaz ki. Unuturum sanmıştım güzelim, gözüm yollarda kaldı. Sesle nasıl geliyor? Güzel mi? Daha programımız başlamadı bu arada. Biz repertuardan söylüyoruz bir şeyler de. Davulda mı sıkıntı? Atalarım gelsen atalarım. Çocuk bu ne ya? Evet. Yeri bak şu. Olay.
dedesi ya. Yani. Değerli konuklar, özellikle bugün için bizlere emek veren tüm dostlara teşekkür ediyorum. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü ve biz bugüne ithafen Samandağ Belediyesi olarak sizler için bir organizasyon düşündük. Bu organizasyon Talat Ersoy Konseri ve değerli Başkan Yardımcımız Mehmet Yıldız'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Değerli Başkan Yardımcımız Mehmet Yıldız'ı
bugünün açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun değerli başkan yardımcımız. Mesaetel Hayr, iyi akşamlar. Otizm haftası dolayısıyla Samandağ Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Belediye Başkanımız Sayın Mithat Nehir program yoğun olduğundan aramıza katılamıyor. Sizlere saygı ve selamlarını sunuyorum. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. Teşekkürler değerli başkan yardımcımız. Yılların eskitemediği eski bir eğitimci, Hala eğitimcimiz, bizlere yön gösteren değerli Mehmet Yıldız'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli dostlar, bir isyanla başlamak isterim. Söylenecek sözün, haykırılacak duyguların çok olduğu bir rahatsızlık, otizm. Otistik bireyler ya da çocuklar, bizler neler yapabiliriz, neleri değiştirebiliriz? Ya da gelişebilir ve geliştirebiliriz çağrıyla yola çıktığımız bu noktada öncelikle Samandağ Belediyesi'ne bizlere emek veren tüm dostlarıma bir daha teşekkür borç bilirim. Otizm, iki Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü haftası ayı. Bizler için hiçbir şekilde bir günle ifade edilemeyecek. Bu yıl ve yıllar her daim hatırlanacak, idrak edilecek. Çözümü için mücadele edilecek. Kendim açımdan şunu söyleyebilirim. Ben psikolog Erkan Suadi olarak her daim otistik bireyler için mücadele etmeye hazırım. Onların değişebilir, dönüştürülebilir, her daim geliştirebilir bireyler olduğunu buradan sizlere haykırıyorum. Ve sizlerin de tüm Samandağ'da, Hatay'ımızda, ülkemizde bunu haykırmasını istiyorum. Otistik bireyler değişebilir, değiştirilebilir ve geliştirilebilir. Bu bir sosyal beceri meselesi. Bu beceriyi geliştirebiliriz, aşabiliriz. Ama mücadele edersek. Mücadelemizde her daim bize destek olacak insanlar vardır. Bu bir psikolog, bir psikiyatr ya da nöropsikiyatr. Biz birlikte başarabiliriz. Davranışsal eğitim ve yönetim diyor Amerikan Pediatri Merkezi. Türkiye'de de aynı çıkış. Bizler değişebilir, dönüştürebiliriz. Bir daha tekrar etmek gerekirse, söylenecek sözün, haykırılacak duyguların çok olduğu bir mesele otizm. Bir nöropsikiyatrik mesele. Sizleri sıkmak gibi bir niyetim yok. Kısaca ifade edeceğim. Bir sürü genetik hastalıkta olduğu gibi, bir sürü genetik problemin yol açtığı diğer psikiyatrik problemlerde olduğu gibi aşılabilir, geliştirilebilir. İki aşamadan bahsedeceğim değerli dostlar. Birincisi özel terapiler, eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri. İkincisi ilaçlı tedavi. İlaçlı tedavi meselesi klinik bir mesele elbet. Lakin bir otistik birey aynı zamanda hiperaktiviteye, ansiyeteye, depresyona ve benzeri bir rahatsızlığa da bağlanmış olabilir. Bizler bunları aşma noktasında ilacı da öneriyoruz. Ama aynı zamanda eğitim, eğitim, eğitim. Değerli dostlar, sosyal etkileşimde sıkıntı yaşıyor bu bireyler. Çıldırıyor, bağırıyor, ya çok odaklanıyor ya da hiçbir şekilde odaklanamıyor. Biz bunları davranışsal yöntemlerle, yani bilişsel ve benzeri terapi yöntemleriyle aşabiliriz. Aşmak için mücadele etmeliyiz. Çok sözlerini acet. Bizler kısa bir videoyla bu bireylerin neler yaşadığını, neler yaşamadığını haykıralım. Birlikte haykıralım. Birlikte görelim. Değerli dostum, birinci video sunumumuzu yaparsın. Olan bir çocuk. Otistik değilim. Siz düşünceleri, duyguları, yetenekleri olan bir birey misiniz? Yoksa sadece şişman, gözlüklü ya da sakar bir kişi mi?
Duysal algılarım bozuktur. Gündelik yaşam içinde sizin çoğunlukla fark etmediğiniz kokular, sesler, tatlar, görüntüler, temaslar benim için çok rahatsız edici olabilir. Sıradan bir market alışverişi benim için tam bir kabus olabilir. Alışveriş arabalarının tekerleklerini çıkardığı o gıcırtılı ses, günün indirimli ürününü tekrar tekrar anons eden mekanik ses, kasadaki işlem sesleri, bu ciddi anlamda aşırı yüklenmedir benim için. Koku alma duyum aşırı hassastır. Yanımızdan geçen adam o gün duş alamamış olabilir. Bunlar benim için çok tiksindiricidir. Tüm bunlar beni etkiler. Hiçbir şeyi algılayamaz hale gelirim. Komutlarınızı dinlemediğimi sanmayın. Sizi anlamıyor olabilirim. Bana diğer odadan seslendiğinizde duyduğum sadece bir işaret dili gibi olabilir. Bunun yerine yanıma gelin ve basit kelimeler seçerek benimle direkt konuşun. Somut düşünürüm. Dili sadece sözcüklerin anlamına göre yorumlarım. Koşturmayı bırak yerine, arkandan atlı mı kovalıyor derseniz atlı mı karışır. Çantada keklik demek yerine bunu yapmak senin için çok kolay demelisiniz. Acıkmış, incinmiş, korkmuş, atlı karışmış olabilirim. Vücut dilime ve rahatsızlık duyduğumda gösterdiğim tepkilere dikkat edin. Bir de bunun tam tersini düşünelim. Yaşamın çok ilerisinde bir düzeyde adeta küçük bir profesör gibi konuşuyor olabilirim. Kullandığım kelimeleri ya da içerikleri anlamıyor olsam da size yanıt vermek zorunda olduğumda buna başvurabilirim. Yapamadıklarım yerine yapabildiklerime odaklanın ve bunlar üzerinde bir şeyler inşa etmeye çalışın. Güçlü yönlerimi keşfedin. Sosyalleşme konusunda bana yardım edin. Dışarıdan bakıldığında parktaki çocuklarla oynamak istemediğimi düşünebilirsiniz. Oysa bazen bunu nasıl yapacağımı bilmiyor olabilirim. Diğer çocukları beni oyunlarına davet etme konusunda cesaretlendirmek işe yarayabilir. Öfke nöbetlerimi tetikleyen şeyleri bulmaya çalışın. Duyularımdan biri aşırı yüklendiğinde böyle durumlar ortaya çıkar. Eğer öfke nöbetlerinin sebebini bulursanız onları önleyebilirsiniz. Lütfen beni koşulsuzca sevin. Keşke şöyle olsaydı, keşke bunu yapabilseydi türünde düşünceleri kafanızdan uzaklaştırın. Siz ailenizin tüm beklentilerini karşılayabildiniz mi? Otizm benim seçimim değil. Unutmayın, bu durumu ben yaşıyorum, siz değil. Sizin desteğiniz olmadan başarılı ve bağımsız bir hayat sürmem uzak bir ihtimal. Söz veriyorum, ben buna değerim. Sabır, sabır, sabır. Otizme bir eksiklik olarak değil, farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışın. Evet, belki bir sonraki Michael Jordan olmayabilirim. Ama detaycı bakış açım ve olağanüstü odaklanma kapasitemle bir sonraki Einstein, Mozart ya da Van Gogh olabilirim. Şimdilerde bu kişilerin de otizmli olduğu düşünülüyor. Siz dayanığım olmazsanız bunu başaramam. Benim arkadaşım, öğretmenim olun. Bana destek verin. Ne kadar olabildiğini göreceksiniz. Otistik bireyler haykırır. Her zaman haykırır. Sabır, sabır, sabır der. Çünkü anlaşılamadıklarını her zaman için isyanlarında gizli tutarlar. Bizler onları anlayabilmeliyiz. Toplum olarak günümüzde kişisel gelişim adına bir sürü doküman var elbet. Bunlar içinde her kitapta kıyısında köşesinde empati ve sempati ifade eden sözler vardır. Bizler bu empati ve sempati sanatıyla hareket edebilmeliyiz. Kendimizi o bireylerin yerine koyabilmeliyiz. Bizler de bir gün böyle bir evladın duygusuyla hareket edebilmeliyiz. Bizler de o bireyler için elimizden gelen çabanın en fazlasını yerine getirebilmeliyiz. Bugün tanımlardan çok bugünü yaşamak için varız. Bu farkındalığı ifade etmek için varız. Bizler ne yapabiliriz, neler yapamayız? Ya da 3 yaşından önce başlayan ve nöropsikiyatrik bir problem olarak ifade edilen bizim otistik bireylerimiz için geleceğe dönük neler yapılabilir? Nasıl bir duyguyla hareket edilebilir? Bunları düşünmeliyiz, tasarlamalıyız. Evet, 3 yaşından önce, 2 yaşında ifade eder kendini. Sıkıntı yaşar, ya çok odaklanır ya da odaklanamaz. Sıkılır, hızlıca dikkati dağılır. Bizler onu gözlemleriz ve elinden tutar bir psikiyatra götürürüz.
teşhisini orada netleştirmiş oluruz. Değerli konuklar, her zaman toplumda şöyle bir yargı var. Deli, deli. Psikiyatrın kapısını çalan her birey için yapıştırılmış bir ön yargı. Deli. Hayır, hiçbir insan ya da masum bir çocuk deli olamaz. O yüzden onlar için neler yapılabilir noktasından hareketle. Evet, bu bir genetik bir problem. Ya da biyolojik ya da sosyal bir amile bağlı olarak gelişebilir. Bir travma ile ortada başlar ve ilerler. Ömür boyu da sürebilir. Lakin çok iyi noktalara da getirilebilir. Bizler çok iyi bir noktada görmek istiyoruz otizmli bireyleri. Onlar için büyük bir alkış kopsun mu? Onları çok iyi bir noktada görmek istiyor muyuz?